Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri yeni bir haftaya başlıyoruz Özgürüz Radyo'ya Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabına hoş geldiniz hem iyi bir gün hem de iyi bir hafta geçirmenizi dileyelim e, malum artık yeni bir aya girdi Kasım ayına girdik tabi Ekim ayı e, sakin başlamış ve krizlerle devam etmişti Türkiye'de e, hem uluslararası alandaki krizler hem de e, Türkiye'nin içerisinde hem siyasi hem de ekonomik krizler varlığını giderek ağırlığını hissettirmeye başlamıştı. Bir yanda Merkez Bankası'nın faiz indirimi, yatırımcıların yavaş yavaş Türkiye'yi terk etmeye başlaması, artan döviz kurları, yurttaşların üzerine binen ağır zam yükleri, akaryakıt, doğalgaz başta olmak üzere, gıda fiyatları başta olmak üzere yaşanan zamlar, iktidarın bunu görmezden gelişi. Bir diğer yandan da uluslararası alanda yaşanan krizler hepimizin malumu. E tabii ki son olarak da 10 büyük elçi krizi Türkiye'nin gündemindeki yerini bir nebzede olsa korumaya devam ediyor. E Tabii bir de uzun vadeli krizler bulunuyordu. İşte bu uzun vadeli krizlerin yaşandığı ülkelerin başında hatta ilk ülke olarak sıralayabileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri vardı ve AKP iktidarı ya da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uzun süren uğra uğraşlar sonucu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir görüşme gerçekleştirmeyi başardı. O görüşme gerçekleştirildi. Tabi görüşmenin e, arka planı var, neler konuşulduğu var, bu görüşmenin nasıl sağlandığı var çünkü e, bu görüşmenin en azından... Roma'da olmayacağına dair e, net bir açıklama vardı. E, lakin öyle görünüyor ki hem İbrahim Kalın hem de Mevlüt Çavuşoğlu'nun uzun uğraşları sonucu e, bu görüşme Glasgow'a kalmadan Roma'da gerçekleştirilmiş gibi. Şimdi Ayrıntılarına bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında kimisi kronikleşmiş kimisi e, şimdilik e, zamanın e, krizleri diyebileceğimiz bazı krizler bulunuyor e, tabii kronik, kronik hale gelmiş S-400'ler, F-35'ler, Amerika, e, e, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler, Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürtlere verdiği e, destek, Suriye demokratik güçlerine verdiği hem sahada verdiği destek hem de siyasi anlamda verdiği destek. E, her ne kadar gündemde pek olmasa da e, Fethullah Gülen'in iadesi konusu, Sezgin Baran Korkmaz konusu, Halkbank davası, Reza Zarrab gibi... Bu konular aslında kısmi manada kronikleşmiş artık çözümünün pek de iki taraf tarafından da pek de mümkün görülmediği sorunlardı. E bir de buna ek olarak döneme ait sorunlar vardı. Başında da 10 büyük elçi krizi geliyordu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesine katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya seyahat etmişti ve G20 zirvesiyle ilgili Türkiye'de yaratılan en büyük beklenti yani G20 zirvesinden çıkacak sonuçlar G20'de ne gibi yükümlülükler, ne gibi konular konuşulacak ekonomik bağlamda ya hemen ardından Glasgow'daki zirvede iklim değişikliği bağında neler konuşulacak gibi soruların cevapları Türkiye'de hiç merak edilmedi ya da e, doğru tabirle söyleyelim ana akım medyada iktidara yakın medyada hiç merak edilmedi. Ama tek bir gündem vardı. ABD Başkanı Joe Biden ile Erdoğan görüşecek mi, görüşmeyecek mi? E, aslında Beyaz Saray'dan geçtiğimiz günlerde gelen açıklama, Reuters üzerinden gelen açıklama bir yerde ABD Başkanı Biden'ın Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştireceğini netleştirmiş oldu. Lakin Reuters'a konuşan Beyaz Saray yetkilileri Türkiye'nin daha doğrusu Erdoğan'ın Biden tarafından bir uyarıyla karşılanacağına dair işaretleri veriyordu. Aceleci adımlardan sakının diyordu. Hem bunlar S-400'ler, F-35'ler, F-16'lar konusunda hem Suriye meselesiyle ilgili hem Dağlı Karabağ meselesiyle ilgili, Doğu Akdeniz'le ilgili, insan hakları ve demokrasiyle ilgili. Yani uluslararası politikada Türkiye ve ABD'yi doğrudan karşı karşıya getirebilecek, her alana ilişkin Joe Biden'ın Erdoğan'a bir aman sakin ol deme noktasında olduğuna dair Reuters'tan gelen bir bilgi vardı. Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan ve işte Roma'da G20 zirvesi devam ederken Erdoğan ile Biden'ın 20 dakikalık bir görüşme yapmak üzere bir araya geldiği belirtildi. Glasgow'a kalmadı. Görüşme Roma'da gerçekleştirildi. Tabi bunun arka planında anladığımız kadarıyla ve gelen bilgilere göre ...başta Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı ve İbrahim Kalı'nın, sarayın en önemli isimlerinden İbrahim Kalı'nın... bir ...üstün bir çaba içerisine girdikleri ve bu görüşmeyi Glasgow'a bırakmadan G20'de gerçekleştirilmesi için uğraştıklarını biliyoruz. Bu yönde gelen bilgiler kesinleşmiş gibi zira giderken Amerika'ya daha doğrusu İtalya'ya giderken... Erdoğan'ın yarattığı izlenim biz orada İtalya'nın başkenti Roma'da Biden'la görüşeceğiz şeklindeydi. Zaten Erdoğan'ın açıklaması, e, grup toplantılarında yaptığı açıklamalar da Biden'la bu konuları konuşmamız gerekiyor. G20'de konuşacağız şeklindeydi. İşte bu yaratılan atmosfer bozulmasın diye Çavuşoğlu ve Kalın e, ciddi manada çaba harcamışlar bilgisi var. Neyse görüşme başladı. Görüşmeler öncekinin aksine ki Biden'da eleştirilmişti bu konuda. Tabii Türkiye'de. Daha büyük kıyamet kopmuştu. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında sadece ama sadece bir tercüman vardı. Başka hiç kimse yoktu. Biden yanında da bir tercüman vardı. Bu görüşmelerde tutanak tutuldu mu? Bu tutanaklar devlet arşivlerine işlendi mi, işlenmedi mi? Buralarda ne konuşuldu? Bilen Bırakın Dışişleri Bakanı'nı, yetkilileri sadece Erdoğan ve tercüman vardı. O tercümanın tercümanla ilgili de ciddi tartışmalar, eleştiriler zaten yaşanmıştı. Bu defaki görüşmede e, MİT Müsteşarı Hakan Fidan görüşmede arka planda görülüyordu. Yine buna ek olarak görülen e, Mevlüt Çavuşoğlu ve e, ABD Dışişleri Bakanı e, vardı. E, Joe Biden, Erdoğan ve iki de tercüman bulunuyordu bu görüşmede yani aslında Amerika Birleşik Devletleri belki de Erdoğan yine baş başa bir görüşme talep etmiş. Lakin bu defa ortaya çıkan tablo gösteriyor ki ee, tahminler bunu söylüyor Ankara'da Biden'ın kurumsal bir görüşme olması için ee, yanlarında başka isimlerin de olmasını istediği belirtiliyor. Görüşme 20 dakika sürecekti. Lakin görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Fakat Ankara'da ee, dış işlerinden de bazı bürokratlar e, şu tanımlamayı yaptılar. Aslında görüşme 35 ile 40 dakika sürdü. Çünkü geri kalan sürede tercüme süreleri hesaplandı. Aslında Erdoğan ve Biden görüşmesi 35-40 dakika aralığında sürdü gibi de bir değerlendirme var. Peki bunun sonuçları ne oldu? Ee, bunları da belki de konuşmak gerekecek. Çünkü ciddi bir... E, açıklama beklentisi vardı. Görüşmenin ardından ortak bir açıklama gelmedi. Lakin Beyaz Saray'dan gelen açıklamayı aynen okumakta fayda var. Zaten e, yeteri kadar etki yaratmadığını da söylemiş olalım. Başkan Biden savunma ortaklığımızı ve Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak önemini yeniden teyit etti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin Rus S400 füze sistemine sahip olması konusundaki endişelerine dikkat çekti denildi ve belki de en önemli açıklama açıkçası Ankara'da değerlendirilmeye alınan en önemli kısım da bu. Başkan Biden barış ve refah için güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının ve hukukun üstünlüğünün önemini vurguladığını belirtti. Cumhurbaşkanlığından gelen açıklamayı aktaralım. Bu eee Beyaz Saray'dan gelen açıklamanın belki de Ankara'daki satır araları nasıl okundu ona bakmak gerekecek. Cumhurbaşkanlığı ise pozitif bir atmosferde ger gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Değerlendirmesi yapıldı. Bu esnada Biden ile e, Erdoğan'ın görüştüğü sıralarda ise Suriye sahasından da çeşitli bilgiler vardı. E, Suriye'de Kamışlo sahası üzerinde Rus f 16ların uçuş gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan Tiltemir bölgesinde ise Özsoy'a bağlı birlikler ile Suriye Demokratik Güçlerine bağlı birlikler arasında çatışmaların olduğu belirtildi. Yine İdlib sahasında da Rus hava kuvvetlerine bağlı uçakların belirli bölgeleri bombalam, bombaladığı da bildirildi. Peki önemli olan nokta ne bu açıklamada? Burada aslında Joe Biden'ın daha doğrusu Beyaz Saray'dan gelen açıklamayla anlıyoruz ki Ankara'da da artık buna kesin gözüyle bakılıyor zaten geçtiğimiz hafta da Ankara kulisinde aktarmıştık. Belirtelim ki Joe Biden bir kez daha Büyükelçiler Açıklaması'nın arkasında olduğunu, Büyükelçiler Açıklaması en azından ABD Büyükelçisi için Büyükelçiliğinden gelen açıklamanın Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kendi görüşünü yansıttığını da bir kez daha teyit etmiş oldu. Ardı ardına zaten batılı ülkelerden demokrasi hukukun üstünlüğü gibi konulara dair de uyarıların bir yenisi olarak yorumlanıyor. Peki bir Olumlu bir yansıması olacak mı? elbette ki Erdoğan Türkiye'ye döndüğünde e, özellikle de e, iktidara yakın basın da bunu köpürterek büyük bir başarıymış gibi sunulacak ama Ankara'da yine söyleyelim özellikle iş çevreleriyle yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz bilgiler şu ki bu görüşmenin veya bu görüşme ardından yaratılmaya çalışılacak atmosferin bir yatırımcılara etkisi pek de beklenmiyor zira yatırımcıların e, Türkiye'ye bakış açılarının bu görüşmeyle birlikte değişmesi pek mümkün görünmüyor. İkinci olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki herhangi bir kriz çözülmemiş durumda. Aksine krizin zamana bırakılması politikası devam edecek gibi de görünüyor. Ankara'da en azından bu görüşmeye dair ilk izlenimler bu şekilde ki önümüzdeki günlerde görüşmenin ayrıntılarının da bir yerde Ankara kulislerine sızdırılması ekleniyor. Ankara kulisinden bugünlükte bu kadar diyelim. Yarın yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.